yasa tasarısı nasıl bir işgüzarlığın ve yapısızlığın üstünü örtecek? Sokak hayvanlarına dair hiçbir doğru düzgün çalışma ve denetleme yapılmazken katletme planıyla bugüne kadar işlevsiz olan kurumunuz hiç yapmış mı olacak? Bu utanç yasa tasarısı bakanlığın iş yapabildiği tek örnek mi olacak? Sorunların kaynağını açık etmeden hiçbir çözüme ulaşılamaz. Hayvanların lehine tek bir adım dahi atılamaz. Evcil hayvan sektörü 150 milyar dolarlık bir pazara sahip ve cins yani tür hayvan üreticileri hayvan üretimini sürdürdükçe alınıp atılmalar devam eder. Bu pazar ve hayvan tacirleri üreticileri milyonluk rantla ve binlerce müşterinin çekildiği Evcil Hayvan Fuarları organizasyonuyla desteklenirse bu sokağa atılma sorunu büyümeye devam eder ve sokaklarda popülasyon da hastalık da artar. Popülasyon artar diyoruz ama popülasyonun arttığına dair veri dahi tutmamışlar. Urfa, Adıyaman ve tüm belediyelere sesleniyoruz. Aylardır toplattığınız köpekler yasaya uygun bir şekilde aşılanıp sırlaştırılıp alındıkları yere bırakılsın. Kuduz pozitif vakalarına yönelik raporları halka sunmak zorundasınız. Hiçbir hayvanı kanuna aykırı şekilde toplayamaz, hapsedemez, öldüremezsin. Yusırlaştır aşılar, yerinde yaşat. Yusırlaştır aşılar, yerinde yaşat. Yalnızca hayvanları değil, hayvanseverleri ve hak savunucularını da canavarlaştırıp hedef haline getiren iktidar, bakanlıklar ve valilikler cevap vermelidir. Bugüne kadar neredeydiniz? Bu ülkede hayvana yönelik şiddet suçları hakkında iletilen binlerce şikayet başvurusu kamuoyuna yansımadığı, sosyal medyada duyulmadığı sürece yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığı'nın keyfi kararları sonucu kovuşturmaya yer yoktur ibaresiyle geçiştiriliyor. Dosyalar davaya bile dönüşemiyor. Yargılama süreci başlatılan hayvan katilleri ve tecavüz, işkence failleri ise yatarı olmayan, paraya çevrilebilen ve indirim uygulanabilen göstermelik hapis cezalarıyla ağırlarda serbest bırakılıyor. Ama yine bu ülkede sözde Kuduz riskinin olduğu bölgeden 100 kilometre uzaklıktaki bir ölüm kampından yani barınaktan yani yasaya göre geçici bakım evi olması gereken hayvan hapishanesinden sözde Kuduz riskiyle ilgisi olmayan köpekleri resmi izinle açlık, susuzluk ve hastalıktan kurtaran yani sizi sistematik zulmünüzden koruyan bir gönüllüyü gözaltına alıyorsunuz. Öyle mi? Buket özgürlüğü yalnız değildir. Yıllardır ihlal ve ihmaller karşısında harekete geçmeyen ve toplumsal şiddeti körüklemeyi kendine görev edinen tüm yetkili kurumlar sıfır şeffaflık ve sıfır hesap verebilirlik ilkesizliğiyle suni gündemlerle yaratılan sözde tehditler karşısında ilginçtir ki bir anda aksiyon alabiliyor. Yıllardır Türkiye'nin damarlarını işlemiş olan bu sorumsuz, kurnaz ve tetikçi devletçilik anlayışını temizleyene kadar her birimiz ses çıkarmalı, gerçek faillerden hesap sormalıyız.